كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ayetimizi okuyalım, sohbetimizi bitirelim. Estağfirullah, bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyilik emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Bundan sonrasını söyleyecek var mı? Geçen hafta söyledik. Ya geçen hafta burada olan kim var? El kaldırsın. Geçen hafta burada olan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulan hiçbiriniz ezberlemediniz mi? Geçen hafta ne dedim ben burada sohbetin sonunda? Bu ayetten sonra ben bir şey söylüyorum dedim. Ezberleyin demedim mi? Heyecanlanın. He, sanki kürsünün başında onları da heyecanlanın. Ben ne heyecanlanıyorsun? Allah Allah. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Ezberleyin şunu da mübarek adamlar. Allah Allah. Instagram'a da attık. İzlemiyor musunuz siz beni? İzlemiyoruz diyorlar bize. Ben diyor Alene Tilki izlerim. Seni niye izleyeyim diyor. Aferin size. İzleyin kardeşim, Hüseyin'i izleyin ya. Neyse. Ne yapayım kardeşim, Allah Allah ya. Konuşuyoruz kimse takmıyor bizi. Neyse, umurumda mı kardeşim? Hiç umurumda değil. Vallahi değil. Niye vallahi değil? Ben kardeşim burada size söylüyor muyum? Söylüyorum. Elhamdülillah yapmaya çalışıyorum. O cehennemde değirmen eşeğine dönecek halimiz de yok yani. Namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Kötülüklerden nehyediyoruz, kötülüklerden de kaçınıyoruz. Bak bir daha söylüyorum, insan günaha girer. Herkes günaha girer ama önemli olan günahtan dönmek, tövbe etmek. İnşallah şu emir bil maruf işine sarılın. Ailenizden başlayın, evin içinden. Gerçekten bak, evin içinden başlamazsan dışarıya tesir olmaz. Gerçekten bak ya, adam mesela, bak bana bununla alakalı çok şikayet geliyor ya. Ya diyor bizim bey diyor dışarıda diyor maşallah mübarek adam diyor, eve bir geliyor diyor, terörist diyor, PKK'lı olmuş diyor. Hakikaten bak. Bak he, bunu Allah Celle Celaluhu aklıma yedirdi. Benim şeyde bir sözüm var. Instagram'da öne çıkanlarda. Ey Müslüman erkek, dışarıda Musa, içeride Firavun olma. Bir tane yazmış, hocam sen ne demek istiyorsun? Ben ne diyeceğim, bu açık açık söylüyorum işte. Adam dışarıda Hazreti Musa gibi, yani peygamber gibi. Herkese böyle iyilik selamlar, selamünaleyküm aleyküm. Eve diyor selamünaleyküm. Böyle bir şey yok. Eve kardeşim, selamünaleyküm hanımcığım nasılsın? Aşkım bir tane. Yapın kardeşim, Allah Allah. Ne? Ben yapmıyorum kardeşim, siz yapın, Allah Allah. Tabi eve gireceksin. Selamünaleyküm hayatım, aşkım. Arayacaksın. Alo, selamünaleyküm. Aşkım bir şey istiyor musun? Ne? Allah Allah, karına söylüyorsun. Metresine mi söylüyorsun ya? Arayacaksın, karına söyleyeceksin kardeşim. Duyuyorsunuz mu beni? He, duyuyor. Adam diyor ki ben evi aramıyorum ki diyor. Evde telefon yok. Arayacaksın kardeşim. Selamünaleyküm. Kıymetli hanımım, eşim, bir tanem, bir şey lazım mı? He? O da zaten bir başı hemen tak kapatıyor telefonu. Ulan bu kadar da demedi kardeşim. Arayın kardeşim, bir şey lazım mı hanım? Eve gireceksin, selamünaleyküm, aleykümselam. Ya adam eve girip selam verse günahlar dökülüyor ya. Ya eve girip selam versin, günahın dökülüyor ya. Ama adam onu da yapmıyor. Kardeşim, eşine güzel muamele yapacaksın. Çoluğuna çocuğuna güzel davranacaksın. Ahlaklı davranacaksın. Hayvan muamelesi yapmayacaksın ya. Bir daha söylüyorum. Dışarıdakine gelip de cici gözüküp evde firavun olma. Bak bu çok kötü bir şey. Bu az önce dediğimiz meseleye geliyor. İnsanlara cici gözük, insanlara iyiliği emret ama kendin iyiliği yapma. İnsanlara kötülükten nehyet sözlü ama kendisi sıkıntı kardeşim. Dışarıda da Musa olacaksın, içeride de Musa olacaksın. Hatta içeride Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi olacaksın. Tabii. Çünkü senin ailen, ya sürekli berabersin kardeşim. Hanımınla aynı yasta baş görüyorsun kardeşim ya. Allah Allah, adam bugün arkadaşına ya o kadar çok değer veriyor ki sanki gece arkadaşıyla yatacak kardeşim, bu ne ya? Gerçekten böyle. Yani arkadaşını hanımına tercih edenler var ya. Gece 1'de 2'de ara, kanka gelsene kokoreççiye gidelim. Tamam baba hemen gidelim. Karı yatakta kaldı tek başına, ne yapacak? Ahlak değil kardeşim. Bu bozuk ahlak. Kusura bakmayacaksın. Güzel ahlak kardeşim. Kusura bakma birader, işim var benim. İşim var. Yatıyorum kardeşim, Allah. Yatıyorum da. İşim var da ki yatıyorum ya. Meşgulüm kardeşim, Allah Allah. Gecenin ikisinde kokoreç mi olur kardeşim? Manyak mısın diyecek. Değil mi? Hadi bakalım. Amel edenleri göreceğiz inşallah. Sen bekarsın, sen dur. Sen daha bekle. Tamam arkadaşlar, oldu mu? Anlaştık mı? Dışarıda da Musa, içeride de Musa. Hatta içeride Muhammed aleyhissalatü vesselam. İçeride dışarıda Firavun zaten, ila cehenneme Zümera yani. Ayetimizi okuduk mu? Okuduk. Daha ne diyeyim size, mübarekler ya. Allah size selamet versin. Amin.
İnşallah anladınız. İnşallah kafanıza girdi yani. Burada bir saattir varım bak. Sesim solum da kesildi yani. Şimdi kardeşler, haftaya cuma inşallah kurbanla alakalı sohbet yapacağız. Cumartesi akşamı yolcudur Abbas. Memlekete gidiyorum inşallah. İki hafta yokum. Kutlamalar şimdiden başlayın siz. İki hafta yok nasıl? Ah oh, yapıştı. Her hafta Taksim'deyiz de baba. Oh Ortaköy'deyiz. Tabi yapar bizimkiler yapar. İsim vermeyeyim. Bizim arkadaşlar var yaparlar tabi. Sohbet olmayınca direkt baba mekanına çekiyorlar arabayı. Aferin size. Haftaya inşallah, bak haftaya önemli. Niye? Kurbanla alakalı çok önemli şeyler konuşacağız. Haftaya gelin getirin, boşlamayın. Zaten haftaya belki beni, belki de son kez göreceksiniz yani. Belki giderken öleceğim yani, en azından bir halallik alın. Ne oldu? 15 Temmuz'da Allah-u Ekber midası. Ha, onu ben not aldım. Diyor. Onu ben haftaya halledeceğim, merak etme. Hiç merak, o sen bizden kaçar mı kardeşim? Bizim adımız reddiyeci ya. Ya bir tane şey çıkmış da. Neyse haftaya saklıyorum yani, haftaya inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar, haftaya gelin. He, haftaya gelmeyecekler için şunu söylüyorum. Haftaya cuma Ayasofya açılıyor. Haftaya cuma sohbet günümüzü bozmuyoruz. Niye? Haftaya cuma büyük bir ihtimal Ayasofya'da izlem olacak. Evet. Cumhurbaşkanı demiş ki yaklaşık 1500 kişi içeri alınacak demiş. Büyük bir ihtimal bir 10.000, 20.000 gider en az. Orada izlem olur. Zaten cuma günü ben gitmeyi düşünmüyorum. O izleme değmez. Niye? Cumartesi günü 25'i cumartesi günü akşam namazında inşallah Ayasofya'dayız. Gelmek isteyen kardeşler olursa akşam namazında Ayasofya'da olacağız. Çıkmayı da düşünmüyorum içeriden. Akşamı da yatsı da orada kılmayı düşünüyorum. İnşallah. Eğer gelecek olan arkadaşlar varsa Ayasofya'da buluşuruz. İnşallah gelecek olan varsa 25'i akşamı, cumartesi akşamı akşamla, ben çünkü erken gideceğim biraz çünkü. 7.30 gibi falan Ayasofya'ya girmem lazım içeri. Geç kalmayalım. Çünkü millet hani gezen tozan çok olur hani fotoğraf çektirmek için. Hani ön saflarda belki kapanlar da olabilir. Adam hani en ön safta kalayım ki belki adam oturup kalkmaz kardeşim. Adam ikinci devre oturur oraya. Akşama kadar kalmış. Kalksana lan, kalkmayalım lan diyor. Adam sevabı biliyor ama niye? Ayasofya kardeşim. Ayasofya'da namaz kılmak faziletlidir yani. Ben boş bir cami değil yani. Abdest mi? Ya adam yapar diyorum. Sen yaparsın değil mi? Öyle yapan ya bir çıkar adam. Adam diyor ki ben diyor sabah abdest alın diyor. Yatsıya kadar aynı abdeste namaz kılın diyor. Sanki marifet yani, adama plaket vereceğim. Aferin sana. Abi marifet değil. Abdesti her vakit tazelemek lazım. Nurun ala nur. Abdest ve abdest faydalıdır, fazilettir. Tuvaletin geldiyse de kardeşim yapacaksın. Ayasofya'nın ortasında tuvaletin geldi. Tövbe aşağı ya. Adamı konuşturmayın ya. Neyse. Haftaya cuma kurban sohbetimiz olacak. Burada helalleşeceğiz. Gelin inşallah helalleşelim yani, hakkımızı geçmiş. Çok burada bağırıyorum size, saydırıyorum, sektiriyorum yani. Belki birinize hakkımızı geçmiştir. Arkamızdan söven var mı burada, doğru söyleyin? Yok mu? Neredesiniz siz? Neyse, dediğim gibi ilanı şimdiden yapayım ki olur da haftaya gelmeyen, işi olan olur. İlanı duymaz, sohbeti izlemez. Haftaya cumartesi akşamı inşallah akşam namazında Ayasofya'da olmayı niyetliyim. Ölmezsem, hastalık, ölüm, Allah muhafaza bir şey olmazsa inşallah orada olacağım. Gelmek isteyen kardeş olursa yan yana namaz kılarız. Olmazsa akşam namazından sonra bir orada bir halka yapar, biraz da sohbet yaparız. Yatsıya kadar da otururuz inşallah. Yatsıda kılarız, dağılırız. Ben de gece zaten yola çıkacağım inşallah. İki hafta memlekete gideceğim. Hayırlısıyla gidip gelelim inşallah. Şimdi Mehmet Ali Tilkioğlu koronadan vefat etmiş. Bir de bir kardeş mesaj attı. Mustafa Keskin diye bir kardeş vefat etmiş. 6 aylık da çocuğu varmış. Allah rahmet eylesin. Ruhlarına buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adedema vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celalike ya Rabbel Alemin. Rabbim kabirle nurla doldursun. Amin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Amin. Ailelerine de sabır versin. Amin. Amin. Bu hafta maalesef çok şehidimiz var. Ruhlar için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesiyahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celalike ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu kabirlerini nurla doldursun. Amin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Amin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin. Zor.